Altın Ordu 8 sezondur yabancı oyuncuya yer vermiyor. Birinci Lig'de son 8 sezonda yer alan 42 futbol takımı kadrolarında 600'ün üzerinde yabancı isme şans verdi. Lig'de Altın Ordu gibi 7'şer sezon yer alan Adana Demirspor ve Giresunspor 44, Boluspor ise 39 yabancı futbolcu oynattı. Altın Ordu takımı ise Türk futbolcu oynatma konusundaki politikasını ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. İzmir temsilcisi, rakiplerinin 8 sezonda 600'ün üzerinde yabancı oyuncuya şans verdiği ligde Türk futbolcularla yoluna devam ediyor. Altın Ordu'da A takımın 3'te 2'si altyapıdan yetişen futbolculardan oluşuyor. İzmir'in 1. Lig'deki başarılı temsilcisi Altın Ordu'nun kadrosunun 3'te 2'si altyapıdan yetişen gençlerden oluşuyor ve kadrosunda yabancı futbolcu oynatmıyor. Nedeni ise bu topraklarda yetişen gençlere daha fazla fırsat tanımak. Tabii ben de isterim ki hep böyle çok iyi futbolcularla oynamak. Eğer antrenör Türkiye'de bunu hep yorum yapıyor ama biz önemli olan teknik direktörler elindeki oyuncuyu geliştirmek, o gelişen oyuncuyu takımla birlikte gelişimini sağlamak ve başarılı olmak. Biz teknik direktörlerin görevi bu aslında. Altın Ordu, iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu sloganıyla ve geliştirdiği altyapı projesiyle Türkiye'de örnek gösteriliyor. İlk maçımda iyi oynadığımı hiç düşünmüyorum. Mesela Altın Ordu'da oynadığım ilk maçta birazcık kötü geçmişti benim için. Ama tabii ki başkanımız olsun, Hüseyin hocamız olsun bize inanıp güvendikleri için bir sonraki şansı sürekli vermeye çalıştılar. Yani bize inandılar. Bizim yerimizde olmak isteyen, bunun için can atan milyonlarca genç var. Biz bu yüzden çok şanslıyız. Hani bu duyguyu size nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama sahaya çıktığımızda o istiklal maaşımızı 11 kişinin 11'i de yüksek sesle yürekten okuyup söylemesi, ya bu bile apayrı bir duygu. Son 5-6 yılda Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi 20'nin üzerinde futbolcu Altın Ordu'dan yerli ve yabancı kulüplere transfer oldu.